Sevgili izleyiciler, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl şu sıralar farklı bir heyecanı yaşıyor. Başarılı sanatçının rol aldığı Hollanda, İrlanda, Macar ve Türk ortak yapımı İstanbul My Dream isimli film, Şangay Film Festivali'nde büyük ödül için yarışacak. Türkülerin sanatçısı Yavuz Bingöl'e katılacağı canlı yayın öncesi prova yaparken rastladık geçtiğimiz günlerde. Yalnız provası nasıl diyelim, adeta konser tadında. Isındırıyorum kendimi, doğru. Konsere çıkarken de demek ki bunun iki aynen katı. Öyle. Konsere çıkarken bir de orkestra provası var tabii. Birkaç saat o sürüyor, o daha yorucu bir şey. Ama televizyon programları öncesinde böyle bir hem el ısınma hem repertuarı, okuyacağım parçayı geçmek falan iyi oluyor. Başımda İstanbul havası, çarpaydım Kadıköy'de iskeleye, çarpaydım çırpınaydım vapura binerken Mehmet'le anası. Yavuz Bingöl müzikte olduğu kadar oyunculukta da oldukça hassas davranıyor. Bu da doğal olarak başarıyı getiriyor. Ünlü sanatçı Hollanda, İrlanda, Macar ve Türk ortak yapımı bir filmde rol almış ve film Şangay'da düzenlenecek olan film festivalinde ödül için yarışacak. Bismillah. Hello. Hello. Katalin. Talil. Bir Macar yönetmenle çalışmıştım. Şangay'da büyük ödülü aday film şu anda. Biz de zaman bulursak gideceğiz. Şimdi gideceksiniz yani. 15 Haziran. O zaman hemen soralım. Hangi rolde izleyeceğiz Yavuz Bingöl'ü? Who is this boy? It's my son. Bir aşk hikayesi diyebilir miyiz peki? Yani evet, birbirinden etkilenmiş iki, birisi kocasından kaçmış, birisi gurbette İstanbul'da çalışan bir inşaat ustası. Hayat onların yolunu bir araya getiriyor, evet. Hadi abi, bu bayan sizi soruyor. Dünyanın sonu değil. İlginç ve konusuyla değişik bir filme benziyor İstanbul My Dream. Aslında film gerçek hayattan uyarlanmış. Aslında yönetmenin annesinin hikayesi bu. Yönetmenin başından, annesinin başından geçen bir hikaye, gerçek bir hikaye. O açıdan çok ilginç, farklı bir film. Filmde dikkat çeken unsurlardan biri de Yavuz Bingöl'ün kullandığı İngilizce. Epey zorlanmış gibi. Doğal olarak İngilizcem çok iyi değil. Kendi sesinizden değil kendi, mi? Evet, yani sessiz çekim zaten ama ezber yaparak. Bir de yönetmenin istediği bir şeydi. Hani çok bilmem gerekmiyordu. Az bilen, çatmak falan bilen bir karakterdi zaten oynadığım karakterde. O yüzden işine de geldi yönetmenim, benim de işime geldi. East side Europe, Batı side Asya. Umarız Şangay'da da ödül alır ve ekibin emeklerine değer. Değer de Yavuz Bingöl'ün bir korkusu var Şangay'da. O da aç kalmak. Onun şeyini, konusunu yaptık, aç kalır mıyız diye. Ama Türk lokantalar da varmış. Belki orada yine Uygur Türklerinin bizim damağımıza uygun yemekler yaptığını ben biliyorum. Ha, öyle mi? Bilirim. Doğrudur. Hey, hikmetin oğlu, hikmetin oğlu, Tuna'nın suyu olaydım, kar ormandan geleydim, Karadeniz'e döküleydim, mavi leşeydim, mavi leşeydim, geçeydim Boğaz içinde. Çek çek.